Selamlar arkadaşlar. Jack Hammer Editör eğitimleri serimizin 3. videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sıradan 3-5 blok oluşturup bazı basit entitilere, brush entitilere, point entitilere zincirleyeceğiz. Şurada hemen new deyip yeni bir proje başlatalım. Evet, başlattık projemizi. İlk önce tool'ları tekrardan tanıyalım. Zaten bu tepedeki panelleri öğrenmiştik. Burayı tekrar unutmayacağım. İleride bunları daha detaylı kullanım yerleri geldiği zaman detaylı bir şekilde anlatırız. Şu anda kullanım yerleri olmadığı için gerek yok. Şimdi Selection Tool seçim yapar demiştik. Magnify yakınlaştır, uzaklaştır. Kamera bakış açısı bu şekilde gezdiriyorsunuz burada. Entity Creation Tool point entitylerimiz. İki farklı çeşit entity var. Point entityler, brush entityler. Brush entityleri birazdan göstereceğim. Bu şekilde buradan entity listemiz var. Listeden seçip dünyaya ekliyoruz. Mesela böyle bir tane ekledim. Ama silelim şimdi. Ondan sonra block creation tool'umuz. Duvarımızı çizdik. Böyle. Brush'larımızı buradan oluşturuyoruz. Fırçalar yani. Ondan sonra texture manipulation. Bütün texture işleri bundan yapılıyor. Bu herhangi bir texture seçilirken bir bloğun üstüne tıklayıp buna basarsanız bütün texture'u bloğun, brush'ın etrafına kaplayacaktır. Dikens tool haritaya istediğiniz bir texture'u böyle blok çizmeden üstüne yapıştırma olarak yapıştıracaktır. Clipping tool çizdiğiniz bloklarla, brush'larla çizikler, kesikler yapmanızı sağlar. Vertex tool brush'ların şeklini değiştirmenizi sağlar. Path tool'un bir işlevi yok demiştik şimdi. Hemen basit bir çizimle başlayalım. Öncelikle null texture'unu alayım. Null texture'u şöyle alalım. Hemen de bir blok çizelim onun peşine. Şu şekilde çok kalın oldu. 32'lik bir duvar çiziyor. Hatta benim klasik kalınlığım. Hatta benim klasik kalınlığım 16 yapalım şöyle şu şekilde. 16 yedir yüksekliğimiz 128 olacak. Bunları duvarları bir bir çizmeme gerek yok. Şöyle yapabiliriz. Direkt make hollow yapmayın. O make hollow pek sağlıklı bir şey değil. Şu şekilde. Bunu bu artı simgesi çıktıktan sonra böyle sağa sola taşıyabiliyorum. Bu artı simgesi çıktıktan sonra shift tuşuna basılı tutup sürüklersem aynısını kopyalar. Bu şekilde karşıya duvarın aynısını karşıya kopyaladık. Biraz daha genişletelim. Şu şekilde. Aynı şekilde yukarı kopyalıyorum. Bir önceki videoda şu arayüzü anlatırken şöyle döndürmeler demiştim. Şu şekilde. Eğer bunu çoğunuz şu şekilde yapıyordur. Buradan tutup böyle döndürüyordur. Bu şekilde döndürmek yamuk olma ihtimalini yükseltir. Haritada leak olmasına sebep olur. Şöyle dümdüz olmazsa haritada leak yapar. Bunun kısa yolu da döndürmenin CTRL-R'dir. CTRL-R, CTRL-L ve CTRL-I'dır. Şimdi şunu şuraya oturtuyorum. Aynı şekilde karşıya alacağım. Bu şekilde. Ondan sonra hemen front ön görünüşümüze geçelim. Bunu aşağı alıyorum. Shift'e basılı tutarak kopyalıyorum. CTRL'ye döndürdüm. Orada şey var. Oturmamış bir yüzey var. Onu halledeceğim. Ondan sonra açık bir alan kalmadı. Bir kontrol yapalım son bir kez. Şunu da tamam. Şimdi şurayı kapatalım iyice. Tamam. Küçük bir kutu gibi oluşturduk. Hatta bunun üstünü açayım ki birazdan Skybox'ı da göstereceğim. Şimdi bunun texture'u haritadaki FPS yükseltmek için, optimizasyon için kullanılır. Bunu verdiğiniz yerler haritada çizilmez, görünmez olur. Orada bir duvar yokmuş gibi gözüküyor ama aslında yaklaştığınız çarparsınız. Yani bunun olayı şudur. Mesela oyuncular şöyle bir tekstür vermem gerekiyor öncelikle. Half-Life nokta Val'a girelim. Silelim şurayı. Wall yazayım şuraya. Mesela hangisi olabilir? Şu olabilir. Şöyle. Şunla. Ama öncelikle şu bloğu bir halledelim. Bir de şu nulu. Şimdi
Bir de zemin vermem gerekiyor. Verdim. Şimdi null bu şekilde olmalı. Arka tarafta, haritanın dış tarafında olmalı. Yani mantık şudur. Bu null olduğu yerde çizim yapılması, yani harita burayı yok gibi sayar. Bu da optimizasyon yapmanı sağlar. Eğer null içeri tarafta olursa birazdan bilerek de null'u içeri alırız. Görünmez olur haritanız, bildiğin yani şu null'u koyduğunuz yer görünmez olur, karşı tarafını gösterir. Görünmez bir duvar yaparsınız yani. Bunu kesinlikle oyuncular görmeyecek. Eğer dışarıya doğru bakıyorsa null, yani dışarıyı gösterebiliyorsa şu gri yeri leak yapar haritada. Şimdi haritamızı oluşturduk. Şöyle küçük bir alanımız var. Öncelikle alt P yaparsak bir hatamız vardır burada. There is no info player start. Fix dersem info player start oluşturdu ama nereye? Şunu silelim, kendimiz oluşturalım. Shift E ve Creation tool'unu seçtim. Info player start'ını seçtim. Bir kere tıkladım. Buraya oluşturdum. Bu şekilde yerin altında olacak. Bunu yukarıya taşıyorum. Ctrl B diyerek oturtmaya çalışıyorum gridlere. Artık oturduğu kadar. Şöyle şu şekil oldu. Şimdi burası antiteröristlerin başlama noktası. Şunu şöyle kenara aldım. Ondan sonra bir de terörist başlama noktası ihtiyacımız var. İsterseniz bunu karşıya kopyalayıp döndürdüm. Alt P veya Properties Info Player Deathmatch. Bu da teröristlerin entitesidir. Teröristlerin başlangıç noktası. Bu şekilde. Teröristler antiler oluşturduk. Ondan sonra bu yukarılar, mesela açık alan yapıyorsunuz haritanızda. Bu yukarılar eğer bu şekilde açık kalırsa harita hata verir. Leak hatası verir. Harita çalışır ama yukarıya bakınca böyle bir saçma sapan bir görüntü çıkar ortaya. Ve de haritada FPS'i düşük olur. Yani haritada hiçbir kısım, haritanın hiçbir kısmı şu gri alanı görmeyecek. Yani burası boşluk, bu boşluğu görmeyecek. Hemen bir Half-Life 1'deyken Sky yazalım. Sky tekstürümüz şöyle mavi. Açık mavi bir tekstür. Küçük bir tekstür. Shift B yapıp Skybox'ı haritanın böyle komple etrafına make hollow yaparak çizmeyin. Bazen şöyle yapılıyor genellikle. Tabi hızlı olmak amacıyla bazen ben de böyle kullanıyorum da. Make hollow 16. Bu şekil. İçini oyarak. Çok büyük haritalarda gereksiz şey yapacaktır. Blok harcayacaktır. Şimdi ben şöyle yapacağım. Aynı duvar çizer gibi. Hatta daha güzel duracaktır haritamızda. Şöyle aynı duvar çizer gibi çiziyorum. Şöyle şunu da şuraya aldım. Anlasana yan tarafları bitirdik. Şimdi bir de üst taraf yapalım. Üst taraf da bitti. Alın size Skybox. Gördüğünüz gibi. Ama şimdi bir sorun var. Bu ortada hiçbir ışık kaynağı yok şu anda. Yani bu şekilde çalıştırırsak haritayı, harita kapkaranlık olacaktır. Hiçbir şey görmeyecektir. Sadece siyah bir ekran. Şimdi Shift E yapıyorum. Burada aşağı iniyorum veya L'ye basıyorum. Burada light'lar var. Bu light normal ışıktır, yani etrafına ışık saçar. Light bounce bu yerden ışıkların zıplamasını sağlar. Işık zıplaması denen bir şey bu. Şimdi bunları geçelim. Light environment bizim kullanacağımız. Light shadow bu gölgeleri ayarlamak için kullanılan dinamik gölgeler. Light spot sadece bir bölgeyi, mesela light gibi light'ı basarsanız, light koyarsanız belirli bir etrafı aydınlatacaktır. Yani bir tane light koysam muhtemelen bu oda tamamen aydınlanacaktır. Light spot'u koyarsanız mesela şu noktanın aydınlanmasını istiyorum böyle sanki. Şey gibi. Ya şimdi aklıma gelmedi ama sadece şöyle bir bölgenin aydınlanmasını istiyorsanız light spot kullanacaksınız. Light surface sadece bir yüzeyi, mesela şu yüzeyi şunu sileyim. Şu yüzeyi komple aydınlatmak isterseniz onunla aydınlatın. Şimdi light environment'i aldım. Bunu koydum. Light normal light gibi bunun nerede olduğu önemli değildir. Yani nereye koyarsanız koyun, bir tek haritanın dışına bu şekilde. Haritanın dışına koymayın işte. Bu leak sebebidir bu da. Bunu içeriye koyun. Bu şekilde. Ondan sonra ayarlarına girip bunun buradan parlaklığını, marlaklığını ayarlayabiliriz mesela.
Parlaklığı 150 olsun. Shade, gölgeler. Bunu 0 yaparsanız gölge olmaz. Initial Dark derseniz başlangıçta karanlık olur. Bir şeyle tetiklemeniz gerekiyor bunu. Butonla, triggerla falan tetiklemeniz gerekiyor. Ondan sonra anti ekledik, terör ekledik, ışığımızı ekledik. Şey ekledim, satın alma noktası. Satın alma noktası içinde Brush Entities konu. Şu ana kadar Point Entity'leri kullandık. Hep bunların adı Point Entity. Bu. Yani şuradaki seçtiklerimiz Point Entity'ler. Şimdi bir Brush Entity seçelim. Öncelikle Block Tool'unu seçiyoruz. Genellikle Trigger kullanırım. Ama zorunda değilsiniz. Her şeye verebilirsiniz. Çizim yaptığınız her şeye Brush Entity'lerini verebilirsiniz. Ama Trigger özel görünmez tekstür olduğu için bunu kullanacağım. Şimdi şöyle şu köşeye, hatta şöyle olsun, 128, 128, tamam. Bakalım nasılmış. Çok yüksek doldu. Aşağıya indiriyorum. Tamam. Yüksekliği oyuncu ile aynı boyu, biraz daha üst olsun hatta. Şimdi oluşturdum. Ama şu an gözükmüyor çünkü trigger. Bak, bir önceki videoda göstermiştim, bu kapalıysa trigger'ınız gözükmez. Bu kapalı ise klibiniz gözükmez. Şu şekilde. Şimdi bu şu anda hiçbir işe yaramaz bir blok şu anda. Yani şu an çalışsam hiçbir işe yaramaz. Buna isterseniz Tight 20 deyip buradan Funk'ı seçip ondan sonra buradan özellik verebilirsiniz ya da üstüne tıklayıp direkt CTRL-T. Ama ben normal halini göstereceğim. Tight 20 Funk Bison satın alma noktası. Burası da satın alma noktamız. Buradan takım seçiyoruz. Antiteröristler satın alabilecek buradan. Terörist isterseniz teröristler. All team istersen bütün takımlar. Antiterörler, terörler. Invisible. Yes. Yani bu görünmez olacak. No dersen görünür. Bu texture. Şimdi. Antiteröristler hazır. Bunu karşıya kopyalıyorum. Alt enter veya sağ tıklayıp property istiyorum ama alt enter daha kolay. Team. Terör. Satın alma noktalarımız tamamlandı. Şimdi bir de hem rehine kurtam haritayı hatta biraz genişletmemiz gerek bunun için. Bir tane bomba kurma noktası ve rehine bölgesi ekleyeceğim. Şöyle uzatacağım haritayı. Karşı tarafı da uzatmam gerek. Şöyle uzattım. Harita doğru mu? Doğru mu? Doğru. Ondan sonra hatta şunları yan yana taşıyayım. Şöyle yan yana alalım. Aldık. İlk önce bomba kurma bölgesini eklememiz lazım. Ondan sonra rehineleri ekleriz. Buradan dikense gelmem gerekiyor. Dikensin ne işe yaradığını yapıp gösterdim şimdi. Mesela bomba kurma bölgesi belli ama nerede olduğu nasıl belli olacak? Onun için bir yere işaret koyalım. Yere işaretimizi koyduk. Bu şekilde dikens tool buna yarar böyle. Yere işaretimizi attık. Yine aynı şekilde. Trigger. Evet. Trigger'la şöyle geniş bir 128-128 yıpranını yine çevirelim. Ondan sonra yine sağ tıklayıp Tight Entity, Funk, Bomb Target, bombalama hedefi. Şimdi Invisible yine gösterdiğim gibi. Yes, burası yes olacak görünmemiz için. Hatta zaten no diye bir seçenek yok bunda. Target when bomb blows. Hedef bomba patladığında. Bomba patladığı zaman mesela Dust 2'de falan görmüşsünüzdür. Bomba patladığı zaman etrafındaki kutuları falan kırıyor. Öyle bir şey yapmak istediğiniz zaman, bomba patladığı zaman bir şeyi tetiklemesini isteyebilirsiniz buradan. Mesela yanına kırılgan bir nesne koyarsınız. Funk Breakable'ı belirsiniz. Ve tabi göstereceğim onları yakında. Onu kırmasını sağlayabilirsiniz bomba patladığı zaman. Şimdi bomba kurma bölgemiz hazır. İşaretimizi koyduk. Yer belli. Ondan sonra rehine kurtarma noktasına geçelim. Yine Point Entity'ye geçiyoruz. Buradan. Hostage Entity. 1, 2, 3, 4. Hatta 4 tane çok fazla oldu. Döndürelim. Döndürük. Birinin modelini değiştireceğim. Skin. Skin 1 olsun. Aynen böyle. Şunların bir animasyonu durduralım. Bunlar benim sinirimi bozdu. Animasyon. Idle'ı seçelim. Idle. Orada hareket edince rahatsız ediyor yani. Rehine bölgemiz var. Rehine kurtarma bölgemiz yok. Rehine kurtarma bölgesi de
Şöyle. Dikellerden şey olması lazım ki anlayabileyim. Mesela şöyle, şöyle bir alan. Mesela uydurum yani. Hatta daha iyisini bulabilirim. Şöyle. Bu da olmadı. Bu yan. Nasıl bir şey yapabilirim? Bakalım, bakalım. Buldum. Bu yanmış. Buna bakalım. Ha, şimdi oldu. Şu şekilde, şu şekilde, şöyle. Ama sana mesela şöyle uyduruk bir şey yaptım. Çok iyi olmadı biliyorum ama olabildiğince uğraşmıyorum, basit tutuyorum. Yine trigger Shift B yaptım. Şöyle şu alanı tam yakalatıyorum. Biraz geriye alalım. Çok iyi. Create Object dedik ve buna Tight Unity Funk Hostage Rescue rehine kurtarma bölgemiz oluşturduk. Bu rehineler buraya geldiği zaman bu tetiklenecek, rehineler kurtarıldı diye antiler kullanacak. Şimdi genellikle bomba kurma, bu rehine kurtarma falan bitti. Başka ne yapabiliriz? Haritaya su ekleyelim. Şimdi suyu yapmayı basit tutacağım. Hatta dur. Water demeyelim. Ondan önce null diyelim. Çünkü çizim yapacağım. Burası iptal. Burası iptal. Kesinlikle iptal. Evet. Gördüğünüz gibi bomba kurma bölgesi, rehineler, rehine kurtarma bölgesi, terörist başlangıç noktası, anti başlangıç noktası, skyboxımız, etrafı aydınlatma, light environment, güneş ışığı rolü oynayan entimiz, yukarıda açık olan alanımız, kapat alanı, bu şekilde haritamız bitti. Bir F9 diyelim, hata var mı diye kontrol etmeyi unuttum. Ondan önce hata var mı diye kontrol etmem gerekiyor. Haritada hata var mı diye kontrol ederim. No errors were found. Çok iyi. F9 diyorum. Kaydetmemi istedi. Ders 3. Denem. Kaydet. Default. Şimdi ilk compile'ımızı alacağız. Onun için şöyle bir şey göstereyim. Şu kısımlarda pek bir işiniz yok. Şuradan. Şu en alt kısım game.exe console dev map file. Eğer sizde böyle olacak. Hatta sizde burası böyle olacak. Buraya expert'leyin. Buraya gelip şöyle sizde şu şekilde görünecek. Bu şekilde yaparsanız Half-Life açılır. Oyuna Counter Strike açmak için, komut aramak için game c strike. Ok dedim. Evet arkadaşlar, şimdi haritamızı çalıştırdık. Şu şekilde skybox'ımız falan her şey düzgün. Rehinelerimiz burada. Öncelikle rehine kurtarmayı test edelim. Şu şekilde. Şunları alalım. Evet, biz de geliyorlar. Geliyorlar, geliyorlar. Hop hop. Kurtarıldılar. Gördüğünüz gibi. Şimdi şeyi deneyeceğim. Bomba kurmayı. Terörist takımına geçiş yapıyorum. Şimdi ise terörist takımına geçiş yaptım. Terörist takımında da bomba kurmayı deneyeceğiz. Gidiyorum. İşaretlemiş buraya gördüğünüz gibi. Bombamı kuruyorum. Bombayı kurduk. Bu şekilde bu videomuzu da rehine koymayı, rehine kurtarma bölgesi koymayı, anti spam noktası, terörist spam noktası, skybox, null tekstürü ve de bomba kurmayı gördük. İlerleyen videolarda daha da gelişmiş şeylere başlayalım. Merdiven, su koyma, diğer tool'lar, o vertex tool falan demiştik. Vertex tool'a falan geçelim. Clip tool'a. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.